olduğunuza göre sıra senin annene geldi. Benim anneme mi? Evet. Annenin telefonunu versene. Bir arayıp tebrik edeyim. Madem görmeye gidemedik Antalya'ya, en azından telefonla kutlayayım anneler gününü. Annem diye müstesna teyzeyi tanıştırmıştım daha önce. Şimdi ne yapacağım? Hadi ama. Bu kadarını da çok görmeyeceksin bana, değil mi? Yok. Yani tabii ara. Selena, gelsene bir şey söyleyeceğim. Sen bizi ara, ben müstesna teyzenin sesini taklit ederim. Aa, tamam tamam, süper. Nerede kalmıştık? Annenin numarasını söylüyordun bana. Hah, evet. Sen ver telefonu. Ben arayayım. Çalıyor. Efendim? Alo, iyi günler teyzeciğim. Ben Burak. Selena'nın erkek arkadaşım, hatırladınız mı? Aa, evet, iyi günler evladım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Eksik olma evladım, biz de iyiyiz. Teyzeciğim, ben anneler gününüzü kutlamak için aramıştım. Tebrik ediyorum. Sağ ol yavrum, çok düşüncelisin. Rica ederim. Bir fırsat olduğunda Antalya'ya sizi ziyarete gelmek istiyoruz ama. Yok yok, gelmeyin. Yani tabii gelin de işiniz gücünüz vardır. Biz oraya gelince görüşürüz. İstanbul'da. Pekala. Selena'yla da konuşmak ister misiniz? Selena'yla sabah konuştuk zaten. Selam söylersin. Peki teyzeciğim. Aa, Burak. Efendim teyzeciğim. Selena'nın ufakları vardı ya, hani Selin, Leyla, Nazlı. Onlar nasıllar? Çok iyiler. Selin ve Leyla benim öğrencim aynı zamanda. Ya ne güzel. Çok iyi kızlardır. Özellikle Leyla. Türkçe dersini de çok sever. Biliyorum. İkisi de sınıfın en başarılı öğrencileri zaten. Öyle mi? Ne güzel. Neyse, hadi ben kapatayım. Peki teyzeciğim. Anneler gününüzü tekrar kutlarım. Tekrar teşekkür ederim. Annenin selamı var. Sağ ol canım. Beni hatırladı biliyor musun? Hatırlar tabii.